Selamun Aleyküm arkadaşlar yakışıklı karizmatik dünya tatlısı çeyrek ünlünüz fakir fukara gene güzel bir videoyla geldi gerçekten bu video güzel oldu arkadaşlar. Valla müsait olan arkadaşlar kelle başı 5 5 dilim dönmedi. 5 yorum yaparsanız seviniriz. Bu arada kanalımıza abone olup yeni gelen arkadaşlar abone ol butonunun yanında bildirim zili var. O zilin üstüne tıkladığınızda en üstteki tümüne basmanız gerekiyor. Biz video attığımızda hani haberdar olmanız için bildirim gelmesi için diyorum. Videomuza geçelim. AKP'de sahte diploma skandalı bitmek bilmiyor. Şok şok şok. <laughs> ya burada bunda ne var ya? Alt tarafı adam para vermiş diploma almış. Yani parası olmayanlar 4 yıl 5 yıl okuyor. Parası olanlar veriyor alıyor. Yani yani bir nevi bedelli askerlik gibi düşünün arkadaşlar. Niye bunu bu kadar abartıyorsunuz? Madem bu kadar çok diplomaya takıyorsunuz, hani adamın biri 18 yıldır, 20 yıldır ülkeyi diplomasız yönetiyor, kimse sesini çıkartmıyor yani. Neymiş efendim AKP'de Hamza Yerli Kaya'nın diplomasının sahte olduğu mahkeme kararıyla ortaya çıkınca şimdi kimin aklına gelmişse bu Yeliz Ahmet AKP'li Ahmet Hamdi Çamlı eskiden şoförde şimdi milletvekili. İşte bunun diplomasını incelemişler mi? Bir incelemek istemişler mi? İşte bunun mezuniyeti Newton Üniversitesi. <laughs> Newport Üniversitesi pardon. İşte bu üniversite internet üzerinden açık öğretim sınavı yapıyormuş. İşte parayla diploma dağıtıyormuş. Zaten TBMM kayıtlarında da Ahmet Hamdi Çamlı'nın ilahiyat mezunu olduğunu yazmışlar. Ama Newport Üniversitesi'nden mezun olduğunu yazmamışlar. Çünkü o üniversitenin diplomasının Türkiye ile denkliği yokmuş. Bundan dolayı da Ahmet Hamdi Çamlı acaba parayla mı diploma aldı? Yoksa açıktan mı okudu falan filan inter mi? Ya arkadaşlar ya. Ya gönül rahatlığıyla ulan bir parayla diploma aldırmıyorsunuz ya. Size ne abi ya? Bırakın ya. <laughs> Allah Allah. Sanki siz iktidarda olsanız CHP zihniyeti siz aynısını yapmayacaksınız. Ya düşündürücü. Bu milletin her noktasına koyan Mehmet Cengiz. <laughs> Çanakkale'deki pandemi hastanesine tam iki adet, iki adet vantilatör hediye etmiş. Gözüze dizize dursun Hey yavrum bey. Nankörsüz ulan nankör. <laughs> Adam vergi vermiyor tamam <laughs> Her vergiyi bir kalemde sildiriyor, <laughs> kalkıyor, iki tane ventilatör hediye ediyor. Hani millete yazıktır. <laughs> o kadar vergimizi sildirdik, zaten aç, sefil yaşıyorlar. Yarın öbürsü gün korona, morona olurlar. Poçiklerinden nefes almasınlar, ağızlarından nefes alsınlar diye Lan bize iyilik yapıyor. Hani bunun bile kıymetini bilmiyoruz ya. <laughs> ya bu ülkeye vergisini vermeyen adam bedava vantilatör verir mi? Vermez. Veriyorsa elbet bir nedeni vardır. İki tane vantilatör veriyorsa demek ki 200 bin tane vantilatör parası sildirecektir. Ya da yıl sonu geldi ya hani KDV, MADV, vergi mergi çıkar diye muhasebeci aramıştır. Demiştir ki ya abi 150-200 milyarlık gidere ihtiyacımız var. Hani vergi çıkmasın bir şeyler yap. Bu da hani ölmüşlerimin hayırına bari iki tane Çanakkale evantilatör hediye edim demiştir. Ey yavrum ey. Oğlum adam devletten ihale alıyor. İhale parasını devletin bankasından alıyor. Bankaya parayı vermiyor. E, i̇haleyi yapıyor. Yap işlet devlet yöntemiyle. Millet geçmiyor. Geçmediği halde gene geçiriyor. Unuttum. Diyanet koronavirüsten ölenlerle ilgili açıklama yapmış. Koronavirüsten ölenler şehit oluyor. Ancak diğer şehitler gibi muamele görmeyecekler diyor. Neymiş efendim? Bu ateistler tamam mı? Bu dinsizler bu koronayı bahane etmişler. Biz inanmıyoruz ama koronadan ölürsek şehit olacağız. Sizin de inanmanıza gerek yok gibi bazı şeyler yapmışlar. Artık nasıl yapıyorlarsa onu. Diyanette böyle bir açıklama yazmış. <laughs> abi bu nasıl iş ya? He? Yani Allahü Teala dünyayla irtibatını kesti de hani dünyada sizi görevlendirdi. Siz de hani insanlar öldüğü zaman ahiret hava yollarını arıyorsunuz. Orada da ruhsat dizisi vardı. Orada bir gözüm abla vardı ahiret sekreteri. Alo he. gözüm abla ne diyorsun kız poşa? He? <laughs> Ey ya ulan burada durumlar çok kötü. Ölen ölen he. Ya bak bu postada koronadan ölenlerden 10 tanesi ateist ha. Üzerlerine şehit yazdık ortalık karışmasın diye he. Siyasi muhabbet. Aynen aynen. Bunları orada normal ölü muamelesi yapın ha. Sonra bir karışıklık olmasın. Düşünsene adam ateist ölmüş. E, şehit muamelesi göreceğini zannediyor. Gidiyor öbür tarafa. Tam böyle sırat köprüsünden geçerken hop aşağı düşüyor. İplere tutunuyor. Ya Rabbi yardım et ben şehit oldum. Oradan ses diyor Hayır, sen şehit olmadın. Sen kağıt üzerinde şeyiz. Nasıl yani? AKP'lilerin sahte diploması gibi. Kağıt üzerinde diploman var ama diyor sistemde yok diyor. E ne yapalım? Geride de dönemeyiz. Yanacaksın. <laughs> ya abi. Hem diyorsunuz ki tövbe kapısı son ana kadar açık diyorsunuz. Ya insanlar 20 yıl ateist olarak yaşayabilir. Yani son anda tövbe eder. Allah da rahmetiyle, merhametiyle muamele eder. Nereden biliyorsunuz abi ya vallahi tuhaf ya düşündürücü. <laughs> Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Almanya'da yaşayan Can Dündar'la ilgili efendim diyor casusluk ve silahlı terör örgütüne yardım suçlarından hüküm giyen Can Dündar'ın faaliyetleri gazetecilik bağlamında değerlendirilemez. Yani adamın <laughs> yandaş medya olsaydı hiçbir şey olmazdı ama yandaş olmayınca gazeteci olamıyorsun. Bu gerçek gazeteciliğe hakarettir. Muhataplarımızdan bağımsız Türk yargısına saygı duyarak yani Almanya'dan he, Türk yargısı bağımsızmış ya ona saygı duyarak şahsı Can Dündar'ı ülkemize iade etmelerini bekliyoruz diyor. Hele boş veriyor ya ben size bir uzun hava çekeyim. Helen Konasan'da Almanya'da karlı dumanlı Khorasan dağları Karlı dumanlı Üç ay oldu teze Gelin olalı Ah eller gınali Gözler sürmeli Ne yaman olur mu diken ölmek ah şimdi bağımsız Türk yargısı dedi ya <laughs> lan abi ya <laughs> bak miktırları olayıyla ilgili youtube'a Gökhan Nuri Bozkır yazın tamam mı videoları izle <laughs> yani bu kadar söylüyorum bu merkez parti lideri miydi neydi Abdurrahim Karslı diye biri vardı avukatmış galiba kendisi bu çıplak aramayla ilgili konuşuyor. Hayatımda gitmediğim hapishane ve ziyaret etmediğim yer çok azdır. Ben hiçbir zaman anlatılanları ne yaşadım ne de gördüm. Onun için görmediğim ve yaşamadığım şeye sözüne inandığım birisinden duymadan inanmıyorum. Yani Sayın Abdurrahim Kaslı siz AKP döneminde cezaevine girmemiş olabilirsiniz. AKP'den önce cezaevine girdiğiniz için belki böyle bir muameleye maruz kalmadınız. Hani sözüne inandığım birisinden duymadığımda inanmam diyorsunuz ya. Yani söyleyin kimin sözüne inanıyorsanız hani ona diyelim o size söylesin. İnanın yani kardeşim bu ülkede başı açık başı kapalı kadınlar biz hatta erkekler de çıplak aranıyoruz. Utanıyoruz diyor. Biz çıplak aranmak istemiyoruz diyor. Bitti. Bak kadınlar bunu söylüyor. Sen de diyorsun ki ben inanmıyorum. Şimdi burada Abdurrahim Karslı'yı iki şekilde değerlendirelim. Biri zehirlenmeden önceki Abdurrahim Karslı. ikincisi zehirlendikten sonraki Abdurrahim Karslı. Zehirlenmeden önce çat 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 konuşan Abdurrahim Karslı. Bunu zehirlediler galiba. Evet zehirlediler. Bir üç ay, dört ay hastanede yattı. Allah şifa verdi, düzeldi, aramıza geldi. Şimdi tabii ki ister istemez bazı şeylerde bu tarz şeyleri söylemesi normal. Adamı zehirlemişler yani. yani adam ölümden dönmüş ya. Bir daha o şeyle karşılaşmak ister mi? Kim ister? Kimse istemez. Onun için çok fazla şey etmemek lazım. Tamam Abdurrahim deyip geçmek lazım. Düşündürücü. Ülkemizin yetiştirdiği nadide eserlerden ünlü kabadaylarımızdan Alaaddin Çakıcı Beyefendi geçtiğimiz aylarda Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmişti. Lan dürzü seni bakla kazığına oturturum demişti. Bununla ilgili CHP şikayet etti ve savcılık Alaaddin Çakıcı'yı ifadeye çağırdı. Ülkeye bak ya. Ülkenin koskoca kabadayısını savcılık ifadeye çağırıyor o savcılığın Alaaddin Bey'in evine gelmesi lazım. Boşu boşuna Alaaddin Bey'i oraya kadar yormuşlar. Alaaddin Bey'e demişler ki efendim Kılıçdaroğlu'na dürzü dediniz. Bunu niye dediniz demişler. Şimdi Çakıcı da demiş ki dürzü kelimesinin anlamı İslamiye mezhebinin bir alt kolu olan Cebel Dağı'nda yaşayan Halep bölgesinde yaşayan İslamiyet'in farklı bir kolu olan yani sosyal hayattaki inanıştaki genişlik kavramında dürzü dedim. Evet doğrudur. Halk dilinde dürzüyü farklı anlama çekebiliyorlar. Peki bu bakla kazı ne iş demişler tamam mı? Şimdi tehdit değil. İkaz mahiyetinde bu hareketlerine devam edersen seni bakla odunuyla tanıştıracağım cümlesini kullandım. Ama amacım seni devlete şikayet ederim. <laughs> Devletin yasalarıyla karşılaştırırım. Yani çok sert odun cümlesinde kullandım. Adalet anlamında kullandım. Sert odun kırılmaz anlamında söyledim. <laughs> ya bu. ülkemizin yetiştirdiği koskoca kabadaylarımızdan Alaaddin Çakıcı Bey savcılıkta resmen adam dirif tatmış. Bu <laughs> ya, Bu nedir abi ya? <laughs> yani Alaaddin Çakıcı hani bu, bu bunları söyle diyen Artık avukatım kimse ona der ki ya kardeş ne yaptın sen? <laughs> Neymiş efendim? Savcılık harekete geçerse e ee? işte Alaaddin Çakıcı Bey ee, tehditten dolayı 3,5 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacakmış falanmış filanmış bir de bu ülkede. Pe! Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş'ın hemen acilen tahliye edilsin kararına reisimiz Recep Tayyip Erdoğan çok kızıyor. Sen kimsin ya? Bana emir veriyorsun diyor. Doğru ya doğru. Tamam siz kimsiniz ya reisimize emir veriyorsunuz sen? Arayacaksınız. Reisimize biz sana biat ediyoruz. Reis Allah rızası için elin ayağın öpelim ne olur? Selahattin Demirtaş'ı Osman Kavala'yı serbest bırak diyeceksiniz. Bizim Avrupa insan Hakları Mahkemeliliğimiz sarsılıyor. Millet artık bize güvenmiyor diyeceksiniz. Belki reisimiz merhamet eder. Serbest bırakır yani. Reisimiz buna çok kızmış. Bu demiş çifte standart demiş. İki yüzlülük demiş. Bu adam demiş insanların ölmesine sebep oldu demiş. <laughs> ya, rahip bunun son olayı geldi aklıma. Yani reisimiz orada da bu can bu tende olduğu sürece rahibi alamazsınız demişti. Trump aradı. Rahibi serbest bıraktı. <laughs> yani burada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yani yanlış yapıyor. Yani şu an Trump yok ama Biden var. Biden'ı arasalar rica etseler. Biden reisi arasa dese ki serbest bırak Selahattin'i. Serbest bırakırlar yani <laughs> sonuçta. Her şey bir telefona bakıyor. Zaten bundan 6 gün önce Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ABD e isterse normalleşiriz diye bir açıklama yapmıştı. Yani Biden isterse bu yaptırım maptırım muhabbeti var ya katsa bununla ilgili yaptırım yaparlar diye hemen bir reform yaptık. Tamam mı? Adalet, hukuk falan filan açıklamalar yapıldı. Yaptırım gelmeden bir hafta önce. İçeriden birisi artık ne sızdırdı? Yaptırım olmayacak mı dedi. Mart'a mı kaldı dedi. Ne dediyse bir anda olay üstü kapatıldı. Şimdi artık Mart'ta Biden tahta oturursa, Biden artık yaptırım yaparsa, o yaptırım yapmadan bir hafta önce Seroyla Osman'ı salarız diye düşünüyorum. Düşündürücü. Sınır kapısından geçerken 100 kilo eroinle yakalanan diplomat Veysel Filiz bu eroinler kardeşimin diyor. Kardeşim uyuşturucu bağımlısı diyor. <laughs> ya, <abi> ya. <laughs> yani adam ne yapsın arkadaşlar? Şimdi Türkiye'de her şey pahalı olduğu için adam yurt dışına çıkmış. Hazır çıkmışken yani kardeşi de uyuşturucu bağımlısı. Hani ucuz ucuz almış zulalamış getirmiş Türkiye'ye. Yani yani aslında kardeşine iyilik yapmış yani. O kadar da şey etmemek lazım. <laughs> ya, kardeşi bunun ofisinde mi? İşte bu kardeşinin ofisinde mi ne? Kardeşinin elinde sarı paketler içinde bu şeyleri görmüş. Tamam mı? Lan hadi diyelim ki kardeşinin elinde sarı paketler halinde bunlar vardı. La hiç mi demedin? La bu kadar uyuşturucuyu ne yapacaksın kardeş? Yani içmeye de içilmez. <laughs> Çay değil ki diyor. <laughs> ya Birisi diyor ki kardeşim zulalamış. Hiç haberim yok. Tabii canım yani nasıl haberin olsun. <laughs> Adamın uyuşturucu bağımlısı kardeşi olacak. Yani arabayla yurt dışına çıkacaksın. E Ulan adam arabanın her tarafını didik didik eder. Yani, İlla ki başına bir şey gelir yani. İlla ki bir şüphelenir. Yani, Tabii yersin. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonundayız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa affola. Hakkınızı helal edin. Başınızı şişiriyoruz. Yani kanalımıza destek olan kardeşlerime, bizimle gülen, bizimle düşünen, bizimle dertlenen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.